dünyanın zekasına, fikirlerine ve teorilerine imrenerek baktığı, yakalandığı amansız hastalıkla olan mücadelesini gıptayla izlediği İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in hayat hikayesi sizlerle. Stephen Hawking, 8 Ocak 1942 tarihinde İngiltere'nin Oxford şehrinde Frank Hawking ve Isobel Alien Walker çiftinin oğlu olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona Stephen William Hawking adını verdi. Stephen Hawking'in babası Frank Hawking, biyolog, annesi Isobel Alien Walker ise tıbbi araştırma enstitüsünde çalışan bir sekreterdi. 1950 yılında Stephen Hawking, babasının işi nedeniyle ailesiyle birlikte İngiltere'nin doğusunda bulunan Hertfordshire eyaletindeki St. Albans'a yerleşti ve burada eğitim hayatına başladı. Matematik öğretmeni dikran tahtanın yardımıyla elektronik cihazları sökerek elde ettiği parçalardan yeni elektronik cihazlar yaratan Stephen Hawking, zamanla bilimsel konulara olan ilgisi arttı. Stephen Hawking, lise eğitimini tamamlamasının ardından üniversitede matematik okumaya karar verdi. Ancak babası iş olanaklarının daha fazla olması nedeniyle ona tıp okumasını tavsiye etti. Frank Hawking tüm ısrarlarına rağmen Stephen'ı tıp okumaya ikna edemeyince oğlunun seçmiş olduğu matematik bölümünü kendisinin mezun olduğu okul olan Oxford Üniversitesi Koleji'nde okumasını istedi. Ancak o dönemde Oxford'da matematik bölümü olmadığından Hawking üniversitede fizik ve kimya okumaya karar verdi. 1959 yılının Ekim ayında üniversite eğitimine Oxford'da başlayan Stephen Hawking, zamanla fiziği sevmeye ve astronomiyi incelemeye başladı. 1962 yılında doğa bilimleri alanında birinci sınıf onur madalyasıyla ödüllendirilerek mezun olan Stephen Hawking, 1962 yılının Ekim ayında yüksek lisans eğitimini kozmoloji dalında sürdürmek için Cambridge Üniversitesi'ne kaydoldu. Oxford'daki son senesinde merdivenlerden düşmeye ve nesneleri elinde tutamayarak düşürmeye başlayan Stephen Hawking, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler neticesinde doktorlar 1963 yılında Stephen Hawking'e ALS teşhisi koydu. Doktorların kendisine 2 yıl kadar ömür biçmesinin ardından depresyona giren Stephen Hawking, yüksek lisans çalışmalarına devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündü. Stephen Hawking, kendisine ALS teşhisi konmadan önce Jane Wilde ile bir partide tanıştı ve kendisine aşık oldu. Hastalığın seyri beklenenden yavaş ilerlemeye başlayınca 1964 yılının Ekim ayında nişanlanmaya karar veren çift 14 Temmuz 1965 tarihinde de evlendi. Çiftin 1967 yılında Robert adını verdikleri bir oğulları, 1970 yılında Lucy adını verdikleri bir kızları ve 1979 yılında da Tim adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Üniversitedeki hocalarının desteğiyle yüksek lisans eğitimine devam eden Stephen Hawking, 1966 yılının Mart ayında Genişleyen Evrenlerin Özellikleri isimli teziyle doktorasını aldı. Akademik kariyerine araştırma asistanı olarak başlayan Stephen Hawking, Granville and Case Koleji'nde doçent olduktan sonra 1973 yılında Uygulamalı Matematik ve Kuramsal Fizik bölümüne geçti. 1974 yılında kara deliklerin kendi enerjilerini tüketip buharlaşana kadar radyasyon yaydığını gösteren Stephen Hawking, teorik fizikte devrim yarattı ve aynı yıl Londra'da Kraliyet Bilimler Akademisi üyeliğini kazanan en genç bilim adamlarından biri oldu. 1977 yılında yerçekimi fiziği alanında profesör unvanı alan Hawking, 1979 yılında Cambridge Üniversitesi'nin matematik bölümünde
Lucasian matematik profesörü unvanını aldı. Stephen Hawking, evrenin bilinmeyenlerini anlamaya çalıştı ve evrenin temel prensipleri üzerine çalışmalar yaptı. Bu süreçte Roger Penrose ile birlikte Einstein'ın uzay ve zamanı kapsayan genel görelilik kuramının Big Bang ile başlayıp kara deliklerle sonlandığını gösterdi. 1980'li yılların başında Stephen Hawking'in bakımını üstlenen hemşirelerin ve eğitim verdiği asistanların aile hayatına girmesi Jane'i rahatsız etmeye başladı. Bunun yanında Stephen Hawking'in ateizmi savunan din hakkındaki görüşlerinin Jane'in Hristiyan inancıyla tezatlık oluşturması evliliği üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden oldu. 1985 yılında Stephen Hawking Cenevre'ye yaptığı bir gezide zatürreye yakalandı ve soluk borusundan geçirdiği operasyonla trakeostomi açıldı. Ameliyat sonrası sesini kaybeden Stephen Hawking'in insanlarla olan iletişiminin kopmaması için tekerlekli sandalyesine yazıları sese dönüştüren bir aparat eklendi. 1980'li yılların sonuna doğru Stephen Hawking'in hemşiresi Elaine Mason'a olan yakınlığı Jane'i rahatsız etmeye başladı. Ancak bu dönemde eşine destek olmaya devam etti. Stephen Hawking, 1988 yılında yayınlanan Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabında o dönemde evrenin doğası hakkında bilinen en son bilgileri sundu. Kitabın editörü Peter Guzzardi'nin tavsiyesi üzerine E eşittir mc kare dışında hiçbir formüle yer verilmeyen kitapta karmaşıklıktan uzak herkesin anlayabileceği bir dil kullanıldı. Bu sayede okuyucunun bilime olan ilgisini arttıran Stephen Hawking, geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı. Okuyucuya ulaştığı andan itibaren aralıksız 237 hafta boyunca Sunday Times'ın en çok satanlar listesinde bulunan Zamanın Kısa Tarihi 40 dile çevrildi ve 9 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı. 1990 yılında Stephen Hawking, hemşiresi Elaine Mason'a karşı duyduğu duygusal yakınlığı eşi Jane'e iletti ve kendisini terk ederek hemşiresinin yanına taşındı. 1995 yılında eşinden boşanan Stephen Hawking, aynı yılın Eylül ayında hemşiresi Elaine ile evlendi. 2000'li yılların başında Jane, Elaine Mason'ın Stephen Hawking'e fiziksel şiddet uyguladığından şüphelenerek polise başvurdu. Yapılan soruşturma neticesinde Stephen Hawking'in şikayetçi olmamasından dolayı dosya kapatıldı. 2001 yılında yayınlanan Ceviz Kabuğundaki Evren adlı kitabında dünyayı bekleyen büyük bir felaketten bahsetti ve çözüm olarak da insanların uzayda koloniler kurmasının önemini vurguladı. 2005 yılında Stephen Hawking, hastalığının daha da ilerlemesinden dolayı ellerini kullanamadığı için iletişim cihazının kontrolünü yanak kaslarını kullanarak yapmaya başladı. 2006 yılında Stephen Hawking, Elaine Mason ile olan evliliğini sessizce bitirdikten sonra Jane'e geri dönerek ailesine daha fazla vakit ayırmaya başladı. 26 Nisan 2007 tarihinde yerçekimsiz ortamda sandalyesinden bağımsız havada duran Stephen Hawking, bu şekilde havada asılı kalan ilk felçli kişi olurken bu davranışı uzay seyahatine olan ilgiyi arttırmak için yaptığını söyledi. 2011 yılının Mayıs ayında The Guardian'da yayınlanan bir röportajında beyni bileşenleri bozulduğunda çalışmayı bırakacak bir bilgisayar olarak gördüğünü ileten Hawking, cennet ve ahiret hakkında ise karanlıktan korkan insanlar için bir peri masalı olarak değerlendirdi. 2014 yılının Eylül ayında El Mundo gazetesine verdiği röportajda, "Bilimi anlamadan önce evreni Tanrı'nın yarattığına inanmak doğaldı. Ama şimdi bilim daha ikna edici bir açıklama sunuyor." sözleriyle evrenin yaratılışıyla ilgili düşüncelerini ifade etti.
2016 yılının başında Stephen Hawking, nükleer savaş, küresel ısınma, genetiği değiştirilmiş virüsler ve yapay zeka kaynaklı oluşacak tehlikeler nedeniyle insanoğlunun risk altında olduğunu belirtirken, başka bir gezegende oluşturulacak kolonileşmeyle bu riskin ortadan kaldırılabileceği düşüncesini yeniden gündeme getirdi. Stephen Hawking, 14 Mart 2018 tarihinde 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ateist olmasına rağmen Hawking'in cenaze töreni geleneksel bir Anglikan ayiniyle yapıldı ve vasiyeti üzerine külleri Sir Isaac Newton ile Charles Darwin'in yanına gömüldü. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.